Evet, sevgili seyircilerimiz, bu akşamki üçüncü programımız. Demin aşağıda yorulmadın mı dediler. Dedim ki yok, sabaha kadar olsa yine devam edeceğim Allah'ın izniyle. Affedersiniz. Efendim, biraz Aybasti'den bahsetmek istiyorum. Çünkü bu akşam şu andaki konuğum Aybasti Belediye Başkanımız Sayın İzzet Gündoğar. Aybasti Canik Dağları'nın, o yiğit insanların yaşadığı bir yer. yaşadığı bir yer, Harman'a. Aynı zamanda da Türkiye'de en iyi güreşlerin en fazla katılımla yapıldığı er meydanlarından birisi de Aybastı Perşembe Yaylası'nda. Ayrıca ben Aybastılar adına şöyle başkanıma teşekkür ediyorum. Başkanım Aybastı'ya belediye başkanı oluncaya kadar ben orasının yaylayı Perşembe'nin yaylası olarak biliyordum. Evet. Yani bu şu anlama geliyor. Bu yaylaya bile sahip çıkan olmadı. Sevgili seyircilerimiz, İzzet Gündoğar. Ben biraz önce Saadet Partimizin adayını bitirirken de aynı şeyleri konuştum. Evet, çok değer verdiğim bir insan. Çünkü Aybastı'nın kabuğunu kırmış. Aybastı'nın 50 senelik, belki 100 senelik su sorunu çözmüş. Aybastı yapan, Aybastı'yı dünyaya tanıtan bir insan. Onun için de ben sevgili başkanıma çok değer veriyorum. Başkanım, iyi ki geldin. Hiç olmazsa bizim kanalımızda da sizi tanıyan sevgili seyircilerimiz hakikaten mutlu olacaklardır. Çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda tekrar başarılar diliyorum. Bu seçimde de inşallah Allah-u Teala sizi utandırmaz. Yeniden Aybastı'nın kalfalık döneminde, sizin kalfalık döneminiz olacak. İnşallah ustalık döneminizde bekliyoruz. Ömrüm olursa, biz biraz yaşımız, saçımız biraz geçtiği için. Evet, buyurun sevgili başkanım, söz sizin. Ben öncelikle ekranları başında bizi izleyen tüm izleyicilerimize, hemşehrilerimize, Aybastı'da, Ordu'da yaşayan, büyük şehirlerde yaşayan, yurt dışında yaşayan tüm Aybastı hemşehrilerime öncelikle iyi akşamlar diliyorum, iyi seyirler diliyorum. Altınordu TV'ye ilk defa misafir olduk. Bu bir güzel misafirperliğinize de şahsım adına tekrar teşekkür ediyorum. Evet, sevgili hemşehrilerim, 2029 tarihinde 29 Mart'ta yapılan seçimlerde göreve geldik. 161 ile Evet. Aybastı tarihinde en yüksek oyla seçildik. Ordumuzun da 19 ilçesi içerisinde yapılan seçimlerde en yüksek oy oranıyla seçildik. Ben o gün bize destek veren, aday olmamızda emeği olan teşkilatımıza, başbakanımıza, partili partisiz bize oy veren tüm gönül dostlarımıza, Aybastı sevdalılarımıza tekrar teşekkür ediyorum. 5 yıldır gece gündüz çalışarak onları da mahcup etmedik, etmemeye çalıştık. Tekrar bizi dualarıyla, destekleriyle, teveccühleriyle aday yapan, aday olmamızda büyük katkısı olan Aybastı halkıma da tekrar teşekkür ediyorum. İyi seyirler diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi Aybastı'nın, ben şöyle bir soru, biraz sonra bir veterimiz girecek. Oraya kadar şöyle bir soru sormak istiyorum. Siz 5 yıldır buranın şehir yeminisiniz. Evet. Belediye başkanısınız. Şöyle yattığınız zaman, başınızı koyduğunuz zaman yastığa, evet ben 5 yılımı dolu dolu değerlendirdim diyebiliyor musunuz? Bir de ya keşke bu seçimler girerken şunu da yapabilseydim dediğiniz bir şey var mı? Ben şunu ifade edeyim. 5 yıldır çok güzel şeyler yaptık ama benden önce belediye başkanlığı yapmış, Aybastı emeği olan, katkısı olan tüm belediye başkanlarıma tekrar teşekkür ediyorum. Çok Hayatta teşekkür olanlara Allah ederim. sağlık, sıhhat versin. Vefat edenlere de Allah rahmet eylesin. Her belediye başkanımız gayet güzel çalışmıştır. İyi şeyler yapmıştır. Biz de daha iyisini yapmak için talip olduk. Ama Aybastı'mızı gerçekten sizlerin de söylediği gibi özellikle mevcut 10 mahallemizde, şehir merkezimizde cadde temizliğiyle çamurdan kurtardık, su problemini çözdük. Devasa imkanlar dahilinde belediye meclisimizle, encümenimizle, personelimizle, teşkilatımızla bir belediyenin araç, gereç, ekipman, personel, maddi imkanlarıyla ne yapılabiliyorsa maksimum onu yaptığımıza inanıyorum. Gece gündüz çalıştık. Vicdanen çok rahatım. Eğer biz bu samimiyeti, bu
hoşgörü içerisinde herkesi kucaklayarak bu özveriyi yapmasaydık, bu çalışmayı yapmasaydı zaten Aybastı halkı bizde %70-75 ile destekleyip tekrar aday olmamızı sağlamazdı. Bizim samimiyetimiz ve çalışmalarımız neticesinde Aybastı halkı bizi sahiplendi. AK Parti'den tekrar aday olduk. Ben yastığa başımı koyduğumda gerçekten çok rahat uyuyorum. Çok şeyler yaptık. Ha, yapamadığımız şeyler de vardır. Biz Aybastı'nın her türlü sorunu bitirdik iddiasında değiliz. Ama 2009'da birçok şeyler vaat ettik. Ya, vaat ettiğimiz projelerin birçoğunu ya bitirdik ya başladık. Belediyenin yapması gereken. Birazdan anlatacağız. Aybastı tarihinde hayal edilemeyen bazı projeleri gerçekleştirdik. O yüzden gerçekten vicdanen çok rahatım. Ve bu sonucun alınmasında da emeğe geçen, benimle birlikte 5 yıl gece gündüz çalışan personelime, meclis üyeme, encümen arkadaşlarımız, Aybastı sevdalısı, Aybastı halkına, teşkilatıma tekrar teşekkür ediyorum. Yapılan hizmetlerin tüm ilçemize tekrar hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Şimdi ikinci dönem aday olmanızı soruyorum. Niye aday oldunuz? Yetmedi mi bir dönem diye soruyorum. Niye aday oldunuz sevgili başkanım? Şimdi niye aday oldunuz? Yani daha vatandaş size oy niye verecek sormuyorum. Niye aday oldunuz? Şimdi biz, ben yaşım 46. Evet. 21 yaşından itibaren 25 yıllık belediyeciyim. Aybastı Belediyesi, Niksar Belediyesi, şu an tekrar 5 yıllık da belediye başkanlığı. Belediyelerin her kademesinde çalıştım. Yaşım genç olmasına rağmen bu yaşta edinilemeyecek tecrübeler edindim. Aybastı ile alakalı hizmet sevdamız var. Aybastı'nın ciddi problemleri var. Çok şeyler yaptık ama artık hükümet nezdinde, belediyenin de ve büyükşehirin de imkanlarını kullanarak Aybastı'mızı, tüm Aybastı'larını özlediği arzuladı. Bir noktaya getirmek için samimiyetimizle, evet, heyecanımızla Aybastı'nın beklentilerine cevap vermeden aday olduk. Yani bu samimiyetimize de inanarak Aybastı halkı bizi ciddi anlamda destekledi. Aynı şekilde de şu an desteklemeye devam ediyor. Aybastı zaten seçim bitmiş, bitti. Biz 1 Nisan'dan sonra neler yapabileceğimizin heyecanı içerisindeyiz. Ve 1 Nisan'dan sonra, yani 31 Mart 1 Nisan'dan sonra bizim şu an gerçekten omuzlarımızda ciddi bir sorumluluk var. Biz bu sorumlulukla şu an önümüzdeki günlere, aylara hazırlanıyoruz. İnşallah Aybastı'da, Aybastılara yakışır bir seçim süreci birlikte geçiriyoruz. Şu an gurbetçi bir ilçeyiz. 30'a yakın dernek var. Tüm derneklerimizi dolaştık. 21 mahallemiz var. 21 mahallemizin 18 tanesini kapı kapı dolaştık. Akşamları ev toplantılarıyla, gündüz esnaf ziyaretlerimizde en yüksek oy almak için mücadele ediyoruz. Bizim amacımız belediye başkanı olmak değil. Biz zaten Allah'a hamdolsun iyi bir kadro kurduk, iyi bir ekip kurduk. Şu an belediye meclis üyesi listemizde 6 tane belediye başkanı var. Başkan yardımcılığı yapmış, ilçe başkanlığı yapmış, belediye meclis üyeliği yapmış bir kadro var. İddia ediyorum ki orduda en iyi kadrolardan bir tanesi bizde. Biz bu kadroyla önümüzdeki 2014-2019 tarihlerinde Aybastı'nın kaderini değiştireceğiz. İnşallah, inşallah. İnanıyorum, inanıyorum. Evet. Şimdi zaten siz, ben iyi hatırlıyorum, hatta bir iki toplantınızda geldim İstanbul'a, derneklerle ilgili, evet, toplu. Bir Anadolu yakasında, bir de Avrupa yakasında yapıyorsunuz. Ha, niye yapıyor sevgili izleyicilerimiz, onu da söyleyeyim. Sevgili başkanım, yazın biliyorsunuz 7 gün 7 gece Aybastı'nın tanıtımıyla, evet, ilgili programlar yapıyorsunuz. Evet. Ama bunların 10 para bile belediyenin kasasından ödemeden İstanbul'daki o Canik Dağları'nı yiğit insanlara diyorum. Çünkü onlar oraya gitmişler ama arkayı asla unutmamışlar. Evet. O insanları topluyorsunuz. Hatta ben de dediğim gibi geldim, haberlerinizi de yapmıştım. İki toplantıda işi bitiriyorsunuz. Evet. 300-500 geriye gelip geliyorsunuz. Evet, şimdi böyle bir, ben onunla alakalı tabii biz 5 yıl önce ben gurbetteydim. Geldiğimde 1-2 sene veyahut da 3 sene belediyemizin katkılarıyla olmuştu. Son 2 sene özellikle İstanbul, Ankara, yurt dışı ve Aybastı'daki iş adamlarımızın ciddi kaynaklarıyla belediyeye yük etmeden bu işi yaptık. Evet. Biz gurbetteki hemşehrilerimize, Aybastı'daki esnafımıza, yurt dışındaki hemşehrilerimize Aybastı'ya olan
özverili katkılarından dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Yani konuyu şeye getirmek istediniz, festivale. Biz Aybastı'nın tanıtımı için elimizden mevcut imkanlar neyse onu yaptık. TRT'den, güreşlerimiz TRT'den yayınlanır hale Doğru. geldi. Ulusal kanallardan yayınlanır hale geldi. Festival alanımız bir stat halini aldı. Güreş kulübü kurduk. Perşembe'yi, Perşembe yaylasını insanlar Perşembe ilçesinin yaylası olarak biliyordu. Ama ben de öyle biliyordum. Biz yani. Özellikle Aybastı Perşembe yaylası. Ha, Aybastı Belediyesi sınırları içerisinde ama bizim yaylamız. Korganların, Kumruların, Fassalların, Çatalpınarların, Ünyelilerin, Tokatlıların, bölgenin yaylası. Bölgenin yaylası. Aybastı'nın da geleceği Perşembe yaylasıdır. Bununla alakalı da çalışmalarımız var. Birazdan anlatacağım inşallah. Peki. Çok teşekkür ederim. Retelimiz hazırmış. Sevgili seyircilerimiz bir izleyelim. Ondan sonra sevgili başkanımın önce neler yapmış? Kısa kısa. Ondan sonra da 24 tane çok önemli projeleri var ama ben bakmadım. İnşallah belediye binasından başlarsın. Bir izleyelim lütfen. Bizim yolumuz Sultan Alparslan'ın, Melikşah'ın, Kılıç Arslan'ın yoludur. Bizim yolumuz Osman Gazi'nin, Fatih Sultan Mehmet'in, Sultan Süleyman'ın, Yavuz Sultan Selim'in yoludur. Hizmet için çıktık bu yola, Aybastı artık ayakta. İzzet Gündoğar gelecek, dürüst ve korkusuz yürüyecek. Hizmet için çıktık bu yola, Aybastı artık ayakta. İzzet Gündoğar gelecek, dürüst ve korkusuz yürüyecek. Kimse sizin, kimse sordun, adaletin gül sesi oldun. İzzet başkanım oldun, arkanda yürekli yurdun. Adaletle kalkınmaya, hak yolunda doğrulmaya, dürüstlükle yorulmaya. Aybastı hazır artık. Adaletle kalkınmaya, hak yolunda doğrulmaya, dürüstlükle yorulmaya. Aybastı hazır artık. Güçlünün değil, aklının yanında olmak için geliyor. Modern eşitlikçi yönetim anlayışıyla geliyor. Aybastı'ya İzzet Gündoğar geliyor. Hizmet için çıktık bu yola, Aybastı artık ayakta. İzzet Gündoğar gelecek, dürüst ve korkusuz yürüyecek. Hizmet için çıktık bu yola, Aybastı artık ayakta. İzzet Gündoğar gelecek, dürüst ve korkusuz yürüyecek. Kimse sizin, kimse sordun, adaletin gül sesi oldun. İzzet başkanım oldun, arkanda yürekli yurdun. Kimse sizin, kimse sordun, adaletin gül sesi oldun. İzzet başkanım oldun, arkanda yürekli yurdun. Adaletle kalkınmaya, hak yolunda doğrulmaya, dürüstlükle yorulmaya. Aybastı hazır artık. Adaletle kalkınmaya, hak yolunda doğrulmaya, dürüstlükle yorulmaya. Aybastı hazır artık. Buradan selamlarımı gönderiyorum. Türkiye'yi selamlıyorum. Bu aziz vatan toprağı üzerinde nefes alıp veren her bir kardeşimi gönülden selamlıyorum. Adaletle kalkınmaya, hak yolunda doğrulmaya, dürüstlükle yorulmaya. Aybastı hazır artık. Adaletle kalkınmaya, hak yolunda doğrulmaya, dürüstlükle yorulmaya. Aybastı hazır artık. Gücünü millet
ben olan Recep Tayyip Erdoğan. Göründüğü gibi olan gücünü millet, ben olan Recep Tayyip Erdoğan. İçine le le, yeni bir dünya içine le le. Verdik omuz omuza, gönül gönüle. Verdik omuz omuza, gönül gönüle. İnandık hakka, güvendik halka. İnandık hakka, güvendik halka. Sana da bir yer var geniş. Sana da bir yer var geniş bu halka. İnandık hakka, güvendik halka.
Evet, tekrar birlikteyiz. Bugün küçük bir şey anlatayım da demin yine anlattım. Çatalpınar'da Noel Başkan falan oturuyorlar vatandaşlar. Şimdi vatandaşın biri konuşuyoruz biz aslında seçimlerinde konuşmuyoruz. Yaşlı bir vatandaş dedi ki ya ne yapacaksınız ötekini berikini ne konuşuyorsunuz oğlum dedi ya. Götürün dedi şeye basın geçsin gitsin. Şimdi sevgili başkanım gerçekten de güzel bir klip olmuş. Hazırlayanlara ağzına diline sağlık. Şimdi iyi bir seçim çalışması zannediyorum. Evet. İyi bir ekip, iyi bir seçim çalışması. Onu değerlendirelim kısaca. Ondan sonra evet, da iki değerlendirmemiz var. Evet ben tekrar ekranlara başını izleyen tüm izleyicilerime saygılarımı sunuyorum. Gurbetçi bir ilçeyiz. Çünkü Aybastı'da 25 bin, Türkiye ve dünya genelinde 180 bin Aybastılı ailesiyiz. Biz bu seçim süresi içerisinde İstanbul'da, Ankara'da, Bursa'da ne kadar hemşerimiz, derneğimiz varsa başta onları ziyaret ettik. Gönüllerini ve duasını alıp Aybastı'ya döndük. Evet, ve devamını da Aybastı'da ekibimizle beraber, teşkilatımızla, meclis üyesi kadromuzla beraber, kadın kollarımızla beraber, gençlik kollarımızla birlikte köy köy, mahalle mahalle, belde belde gezdik. Evet. Yarın da inşallah Aybastı merkezde 11.20'de mitingimiz var. Ben ekranları başında izleyen tüm izleyicilerimize yarınki mitinge, Aybastı AK Parti Teşkilatı'nın bayramına, düğününe, sevgi şölenine tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz. Desene Aybastı'da yarın evet iyi bir şölen var. İnşallah, inşallah. Ben gerçekten hemşehrilerimize çok çok canı gönülden teşekkür ediyorum. Her partiden, her kesimden insanlar bizi gönlüne, bağrına bastı. Burada AK Partililerin dışında MHP'li, CHP'li, diğer partili tüm dostlarımızın büyüklerimiz bizi bir evladı gibi, yaşıtlarımız bir kardeşi gibi, annelerimiz bir evladı gibi bizi bağrına bastı, basmaya da devam ediyor. Biz de gece gündüz çalışarak bu güvenlerine, bu sevgilerine layık olmaya çalışıyoruz. Yani 2009'dan bugüne 5 yıl oldu göreve gireli. 5 yıl içerisinde çok şeyler yaptık. Evet, şimdi hemen yani, sorum zaten o. Şimdi neler yaptınız onları bir anlatalım. O bittikten sonra da sevgili başkanım Aybastılılar size niye oy verecek? Yani neler yapacaksınız? Evet. Öyle çok yabancı kelimelere takılmadan buyurun neler yaptık? Aybastı'ya geldikten sonra onlara bismillah diyelim başlayalım. Evet biz 2009'da Aybastılı hemşehrilerimizden yetki isterken, belediye başkanlığını isterken 28-29 tane proje vaadinde bulunmuştuk. Bunların büyük çoğunluğunu belediye imkanlarıyla yapılması gereken ama bazı projelerinde devlet imkanlarıyla aracı olmaktı. Bir, göreve geldiğimizde biz 15. gün ilk defa Aybastı tarihinde kapı kapı 10 mahallemizin, köy okullarımızın, belde okullarımızın çöpünü almaya başladık, devam ediyoruz. Aybastı tarihinde ilktir, ilk uygulamadır. İnşallah bu büyükşehir uygulamasıyla da diğer köylerimize de gideceğiz çöplerini almaya. Daha fazla gidilecek. Ordumuzda hiç olmayan ama Aybastı'da ilk olan, orada ilk olan iki tane hanımlar lokali açtık. Tüm hanımlarımıza, kız öğrencilerimize ücretsiz haftanın 7 günü, sabah 7, akşam 7 hizmet ediyoruz. Hizmet etmeye de devam ediyoruz. Buradaki amaç yani bu da köyden, orada bir ilkti yalnız. Evet, köyden, beldeden dış mahallelerden gelen bayanlarımız Aybastı'ya geldiğinde sokakta kalıyordu. Oturabilecek, dinlenebilecek, istirahat edebilecek yerleri yoktu. Pazara gelen, alışverişe gelen tüm kadınlarımız artık kendi evi gibi, kendi yuvası gibi benimsediler. Buradan verilen hizmetler ücretsizdir tamamen. İki tane hanımla lokalaştık, hizmete devam ediyor. Bunun dışında Aybastı'da cenaze hizmetlerini başlattık. İlk defa Aybastı Belediyesi'nin imkanlarıyla devam ediyor. Biz göreve geldiğimizde Aybastı'da gerçekten 10 mahallemizin 200 kilometre yol ağımızın %95'i çamurdu. Göreve çok geldik. Büyük rakam, %95'i çamurdu Aybastı merkezin yarısı çamurdu. Yani dış mahalleleri bırakın. Biz göreve gelmeden önce yollar açılmış. Özürüm, girişini iyi hatırlıyorum. Ben çok dua ediyordum. Ya bir baba yiğit gelse de şu girişinden hiç olmasa girişinden hani o şu anda Canik evet. Dağları izliyorsunuz. Evet. Oradan girişe kadar yarım saate zor geliyordu. Evet. Şimdi ilk geldiğimizde ilk aylar hemen Aybastı ile Devlet Hastanesi sırasını genişlettik. Evet. Ben arazi sahiplerine tekrar teşekkür ediyorum. Ücretsiz, bedelsiz bizim iyi niyetimize, samimiyetimize inanarak verdiler. Ve şu an sıcak asfalt oldu. Aybastı Devlet Hastanesi arasındaki ulaşım gayet güzel sağlanıyor.
Göreve geldiğimizden bu yana sadece yolla alakalı 110 kilometre kırma çakırla yol çakırladık. 110 kilometre. Aybastı ile Fas'ya gidiş geliş mesafesinde yol çakırladık. 23 kilometre beton yol yaptık. 7,5 kilometre karayollarıyla Aybastı merkezde karayolları ağında sıcak asfalt kazandırdık. Özel idareyle işbirliği içerisinde 10 kilometre soğuk asfalt kazandırdık. 50 yılda yapılan parkeden daha fazla parke yaptık. 4 milyon 200 bin adet parke. Çok büyük. Bu bir kısmı Aybastı Perşembe Yaylası'nda. Görüntülerimiz varsa gençler şu görüntülerimizi Aybastı bir girelim. Merkezde, Aybastı Merkez'in haricinde Perşembe Yaylası'nda ilk defa bizim dönemde parke ile tanıştı. Biz şu an Aybastı'nın %95'ini çamurdan kurtardık. Yani %95'i çamur iken biz %95'ini çamurdan kurtardık. Biz göreve geldiğimizde hayvan pazarına çizmeyle gidilmiyor idi. Bugün tamamen parke olmuş. Hayvan bağlama yerleri, hayvan indirme bindirme rampaları, mescidi, bay bayan tuvaleti, restorantı, kafeteresi olan bir park halini aldı. İlk geldiğimiz sene yaptık. Hizmete devam ediyor. Ordu'nun en güzel hayvan pazarıdır. Biz göreve geldiğimizde mezbahane hijyenik şartları taşımıyor diye mühürlenmişti hocam. Biliyorum. Mühürlenmişti. Şu an büyüterek, içini tam donanımlı hale getirerek ordumuzun en güzel mezbahanelerden birisi haline getirdik. Biz göreve geldiğimizde bir tane çocuk parkı vardı. Şu an 8 tane çocuk parkı kazandırdık. Biz eğitimle alakalı ilçemize birçok vaatlerimiz vardı. Bunlardan bir, Anadolu Öğretmen Lisesi'ni ilçemize kazandırmaktır. Anadolu Öğretmen Lisesi'ni ilçemize kazandırdık. 5 yıldır eğitime devam ediyor. Bunun haricinde Aybastı Meslek Yüksekokulu'nu ilçemize kazandırmayı, bununla alakalı ilgili çalışmaları yapmayı söz vermiştik. Şu an YÖK tarafından onaylandı. Aybastı Meslek Yüksekokulu üniversitenin sitesinde görünüyor. İnşallah önümüzdeki dönemde bina teminini yaparsak Aybastı Meslek Yüksekokulu'nu kazandırmayı bizim en büyük hedeflerimiz arasında bir tanesi. Biz göreve geldiğimizden bu yana okul bahçeleriyle alakalı duvar yapmadır. Bahçelerini yapmadır. Örneğin Atatürk ve İmam Hatip'in bahçesinin altı dönümü tamamen parkeyle biz yapmışızdır duvarlarını. Şu an öğrencilerimiz rahat teneffüslerini, istirahat saatlerinde rahat istirahatlerini ve dinlenmelerini sağlamaktadır. Evet, biz köy okullarımız bizim projemizde olmamasına rağmen eskiden birleştirilmiş sınıf olup kapatılan köy okullarını onardık. Örneğin Küçükyaka, Koyunculu, Çukur ve gerçekten Fatih Mahallesi'ndeki okulları onararak ve çevre düzenlemelerini de yaparak mahalle sakinlerimizin hizmetine sunduk. Düğünlerinde, davetlerinde çok amaçlı olarak kullanmaktadırlar. Biz ilçemize İlçe Belediyesi'ni devraldığımızda şantiyemizde gerçekten sıkıntılar vardı. Araç sıkıntımız. Göreve geldiğimizden bugüne belediyemize 9 tane araç kazandırdık. Aybastı ile alakalı sanayi sitesini sözünü vermiştik. Biz göreve geldiğimizde sanayi sitesinin yeri belli değildi. Biz belediye meclisimizde Aybastı'daki sanayi esnafımız da fikir jimnastiği yaparak önce yerini belirledik. İmarını yaptık, bakanlığa onaylattık. Devamında yaklaşık 20 dönüm yer kamulaştırması bitti. Şu an tapusu belediye üzerindedir. İnşallah önümüzdeki aylarda, günlerde ihalesini yapıp 1-2 yıl içerisinde sanayi dükkanlarında bitirmesini hedefliyoruz. Biz otogar hedefimizdi. Otogar inşaatına başladık. %80 bitirdik. Büyükşehir olunca %20'lik kısmını bıraktık. İnşallah büyükşehir gelince o tamam hizmete sunacak. Biz geldiğimizde Aybastı'da her yağmur yağdığında çeşmelerden, musluklardan bulanık su akardı. Bugün elhamdülillah çok şükür 3 tane gölet, 2 tanesi ve tahliye kanalları, harfiyat alımı Aybastı Belediyesi'nin imkanlarıyla yapılmıştır. 1 lira da kredi kullanılmamıştır. Biz sadece harfiyat olarak 60 bin metreküp harfiyat aldık. Temiz su göletimizde 75 bin metreküp temiz su depolanmaktadır.
Şu an 3-5 gündür, bir haftadır hava yağmakta, suyumuz temiz akmakta. Bizim yaptığımız sistemin tesisin ne kadar doğru bir tercih olduğunu, yaptığımız göletlerin aynı zamanda yazın kuraklık dönemlerinde su depoladığımız için su sıkıntısı çekmeyeceğimizin de bir göstergesi. Evet, biz Perşembe Yaylası'nın imarını bitirmeyi vaat etmiştik. Başlamayı. Biz göreve geldi. Perşembe Yaylası 2009'da geldik. 1991 yılında turizm bölgesi ilan edilmiş. Aradan 18 yıl geçmiş. Biz göreve geldiğimizde sadece Perşembe merkezde kısmen bir harita çalışması yapılmıştı. Ama biz Ficiroba, Haciloba, Yenioba, Esenobası, Sıraç'a kadar Erik Deresi, Eceloba, Beştem obalarına katarak biz önce haritasını bitirdik. Devamında zemin etütlerini ihale ettik, bitirdik. Kurum görüşleri, imar planı da bitti. Meclisimizden onayladık. Şu an bakanlıkta onayı beklemekte. Biz Perşembe Yaylası'nı dünyaya tanıtmak için elimizden gelen her türlü imkanı kullandık. Fazlasıyla. Evet. Yani böyle çok sönük geçen güreşlerimizi Türkiye'de en çok seyircisi olan, en kapsamlı, en güzel güreşlerden yapılabilir bir güreş festivali haline getirdik. Güreş alanımızı bir stat haline getirdik. Biz göreve geldiğimizde güreşçilerimiz çadırda soyunuyor idi. Bugün kafateryası, duşu olan, soyunma odaları olan bir spor kompleksi oldu. Evet, Perşembe Yaylası... Şimdi değinmeden geçmeyelim. Kırkpınar'ı biraz solladınız gibi geliyor. Hatta geçen birisi dedi ki, İzzet Başkan niye dedi, yani bu Türkiye'deki en büyük pehlivanlar bize geliyor, Kırkpınar'dan daha büyüdük deyip de Kırkpınar'ı buraya almıyor dedi de dedim ki bu geleneksel bir şey. Şimdi biz Aybastı'nın tarihini ortaya çıkardık. Evet. Biz göreve geldiğimizde 22. 23. deniliyor idi Perşembe Yaylası Festivali. Biz sağ olsunlar Profesör Doktor Bahattin Yediyıldız hocama, Profesör Doktor Necati Turan hocama evet. Çok teşekkür ediyorum. Onlardan rica ettik. Dedik ki buralarda geçmişte ecdadımız bir mücadele vermiş. Kümbet Menderes'lerimizin olduğu yerde 6000 şehidimiz yatmakta. Burada hocam neler olmuş? Bir araştırın dedik. Sağ olsunlar kendileri yaptılar araştırmaların neticesinde. Yıl 1103-1105 yıl arasında 2 yıl savaşlar sürmüş. 1105'ten itibaren Aybastı, Perşembe Yaylası ve o bölge İslam topraklarına geçmiş. Ve 1105'ten itibaren de Perşembe Yaylası'nda fetih şenlikler olarak kutlanmaya başlamış. Biz bu sene 907'sini yaptık. İnşallah 2014'te 908'sini yapacağız. Türkiye'de en eski etkinliği yapan, hiç kesintisiz 9 asrı aşan başka bir festival bilmiyoruz, duymadık. En eskisini biz yapıyoruz. Yine biz Aybastı Belediyesi olarak her zaman eğitim yanında olduğumuzu ifade ettim. İlk defa Aybastı'da tüm öğrencilerimizi ücretsiz deneme sınavı yapıyoruz. Biz belde okullarımızın, köy okullarımızı ayırmadık, çöpünü alıyoruz. Sene sonları öğrencilerimizi ücretsiz moral olsun diye moral konserleri, tiyatrolar. Yani Aybastı Belediyesi'nin imkanlarıyla sosyal anlamda neler yapılabiliyorsa onu yapmaya çalıştık. İşte Perşembe Yaylası'nda güreş dedik. Yani dışarıdan gelen güreşçilere imreniyoruz. Niye bizden bir Recep Kara, Ahmet Taççı, Ordulu Davut, Ordulu Mustafa çıkmasın düşüncesinden çıkarak Aybastı Belediyesi Meclisimizden aldığımız karar neticesinde güreş kulübü kurduk. Şu an 40'a yakın lisanslı ama yazın 100'e yakın sporcumuz Aybastı Belediyesi güreş kulübünde güreş faaliyetlerine devam etmekte. Geçen sene biz milli takıma miniklerde sporcu verdik. Bundan sonra imkanlarımız daha iyi olacak inşallah. Hem güreş takımımızı. Buradan Aybastılı gençlere sesleniyorum. Şu an Aybastı Belediyesi futbol şubesini de bugünden itibaren çok aktif iyi hale getirdik. İnşallah ikinci amatörden başlayacağız. Mayıs ayındaki maçlarda Aybastı artık futbol oynanacak. Biz devamında inşallah voleyboldur, handboldur gibi şubeleri de açacağız. Ama biz göreve geldiğimizden bugüne halı saha turnuvaları, kapalı spor salonunda kurumlar arası ve hatta sivil toplumlar dernekler arasında hep voleybol turnuvaları yaptık.
Yani amacımız Aybastı'da diğer hizmetlerin yanında sosyal hizmetleri de aktif hale getirmek için elimizden gelen gayreti gösterdik. Biz yüksek kesimlerde yaşayan bir ilçeyiz. Bağımız, yol ağı bağımız sadece Fassa ile alakalı değil. Bizim en önemli yol ağımız Fassa, Aybastı arası. Biz seçimden önce demiştik ki AK Parti iktidarıyla Fassa Aybastı arasındaki yol problemini gidermek için belediye olarak, AK Parti teşkilatı olarak birlikte hareket ederek ne gerekiyorsa onu yapacağız demiştik. Biz 23. dönem ve 24. dönem milletvekillerimize teşekkür ediyoruz. 2009'da göreve geldiğimizde Çatalpınar'ın çıkışında biraz yol yapılmıştı. Evet. Ama bugün elhamdülillah Kabataş'a kadar yol bitti. Hatta sıcak asfalt olan kısmı var. Tamamen asfalt olarak kaplandı. Çatalpınar Kabataş arası. Ha, orası bitti de bitti. Oraya kadar duruyor. Şimdi Çatalpınar'la Kulak arasında çalışmalar devam ediyor. Ama evet. Bizim seçim bültenimizde Aybastı çevre yolu bir vaadimizdi. Doğru. O gün demişlerdi ki ya Fatsa'nın çevre yolu, ordunun yok. Ben 24. dönem milletvekillerimizin ve başbakanımıza teşekkür ediyorum. Ulaştırma Bakanıma teşekkür ediyorum. Emeğe geçen Karayolları Genel Müdürlüğümüze, Bölge Müdürlüğümüze tekrar teşekkür ediyorum. Çünkü Kabataş'tan Aybastı'ya kadar, Aybastı'dan çevre yolu Devlet Hastanesi'ne kadar, Devlet Hastanesi'nden de Reşadi'ye kadar toplamda 62 kilometre ihale edildi, yer teslimi yapıldı. İhale bedeli 80 trilyondur. Ben emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Tüm Aybastı'na da hayırlı uğurlu olsun diyorum. Biz Fassa ile bağımız var ama ikinci bir yol ağımız Aybastı-Niksar, Aybastı-Reşadi'ye. Özellikle kışları çok sıkıntı çekiyor idik. Kışları aşırı kar yağdığında Perşembe Yaylası yolu kapanır. Ama biz demiştik ki Perşembe Yaylası'na ve hatta Bozcalı'ya bu yol ağı üzerine karayolları bakım evi kurduracağız. Çok şükür yaklaşık 8 ay önce Karayolları Bölge Müdürlüğü ihale ederek şu an ekipler Bozcalı'da kış boyu beklemekte. Biz bir hedefimizi daha bu şeyle bitirmiş olduk. Biz gerçekten gece gündüz ekibimizde çok şeyler yaptık. Örneğin Kent Ormanı. Ordumuzda 3 tane vardır. Birisini Aybastı'ya kazandırdık. Yaklaşık 90 dönüm arazi içerisinde. İçerisinde çocuk parkı, evet, konaklama, restorant olan çok güzel bir alan oldu. İnşallah önümüzdeki dönemler bunların ikincisi, üçüncüsü olacak. Biz 5 yıldır bu yaptığımız hizmetler gerçekten Aybastı Belediyesi'nin imkanlarıyla yapılabilecek hizmetler değildi. Samimiyetimizi ortaya koyduk. İhlasımızı ortaya koyduk. Enerjimizi ortaya koyduk. Örneğin 15 bin metreküp duvar yaptık Aybastı'ya. 15 bin metreküp. Bunun 7 bin metreküpünü karayolları imkanlarıyla yapılmıştır ama 9 bin metreküp duvarı, istinat duvarını biz Aybastı Belediyesi'nin imkanlarıyla yaptık. 50 yılda yapılan, bizden önceki dönemde yapılan duvarın altı mislidir. Bizim dönemde yapılan. Biz bunu derken bazı belediye başkanı abilerimiz alınıyorlar. Alınmasınlar. Onlar da farklı güzel şeyler yapmışlardır. Onlar yol açmıştır. Şartlara göre, zaman onlar şartlarına yol açmıştır göre. Biz yolu bugün çamurdan kurtarıyoruz. Örneğin yaklaşık 10 kilometre su hattımızı, şebekemizi yeniledik. Mevcut şebekemizi. Yaklaşık 15 bin metre kanalizasyon hattı yaptık. Üst ilçelerde birkaç ilçede güvenlik kamera sistemleri kuruldu. Bir tanesi de Aybastı'dır. Aybastı Belediyesi'nin katkılarıyla Emniyet Genel Müdürlüğümüzle ortaklaşa mobese sistemi kuruldu. Evet. 1,5 yıldır devam ediyor. Yine TEDAŞ'la ortaklaşa işbirliği yaparak Aybastı'mızda yer altında alınmayan caddelerimizi işbirliği yaparak ortaklaşa 3-4 caddemizi yer altına aldık. Biz Aybastı merkezde sadece belli bölgelerde ışıklandırma vardı. Tüm caddelerimizin, ana caddelerimizin tamamen ışıklandırmasını tamamladık. Biz mevcut imkanlarla, Aybastı Belediyesi imkanlarıyla en güzel hizmetleri yaptığımıza inanıyoruz. Yapamadıklarımız olabilir. Ama Aybastı Belediyesi'nin maddi personel araç gereç imkanı ancak bu kadar olabiliyordu. Biz bu sürede tekrar ifade ediyorum, bize destek veren, emek veren personelime,
Diğer birlikte çalıştığımız encümenimize, belediye meclisimize tekrar teşekkür ediyorum. Mesleği yerimiz vardı. Orasını söyledik mi? Kent ormanımızı söyledik. Kent ormanımızı söyledik. Evet, kent ormanımızı söyledik. Yani evet ben... Yani gerçekten Aybastı'da saklı bir cennet halini aldı. Saklı bir cennet. Yani Aybastı'nın imar sıkıntısı vardı. Aybastı'mızın önce haritası, zemletütleri ihale edildi. Şu an Aybastı'nın da genel imar ihale aşamasında. Aybastı'nın kanalizasyon projesini bitirdik. Şu an hazırdır. 2014'ten itibaren Büyükşehir ile beraber kanalizasyon projemize uygun yeni şebekeler yapılması gereken yerleri birlikte yapacağız. Biz şu an birçok söz verdiğimiz işleri yaptık. Bazılarını başlattık. Bizim tek söz verip de el atamadığımız bir şey vardır. O da TOKİ'dir. TOKİ'dir Aybastı. Bir TOKİ, bir de yaylada zannediyorum mahkeme durdurdu. Evet. Bungalovlar ne türü? Şimdi bizim seçim bültenimizde toplu konutla alakalı Aybastı merkezde bir toplu konut sitesi kurdurmak hedefimizdi. Ama biz göreve geldiğimizde bizden önce o günkü ilçe başkanımız Salih Çelebi ve arkadaşlarımız kaymakamlıkla işbirliği yaparak ön taleple 254 kişilik Perşembe Eylası'nda hazineye ait yerin imarını yaparak toplu konut tarafından 254 binanın ihalesi yapılmıştı. Aybastı'nın ve Perşembe'nin kaderini değiştirecek bir projeydi. Evet, doğru. Burada 254 evin yaklaşık 200'ü Aybastı dışındandı. Bu evler 12 ay yaz kış kullanılacaktı. Her gün Aybastı'da birileri çıkmış 1000 turist diyor aylık. Zaten 254 evde günlük 1000 kişi olacaktı. 1000 kişi olacaktı. Biz onları, bizim ekip, bizden önceki arkadaşlarımız onu çoktan düşünmüştü. Çoktan hayata geçmişti ama malum sözde çevreciler farklı bahaneler uydurarak işi farklı boyutlara ulaştırdılar. Aybastı'nın da Perşembe Eylası'nda kaderiyle oynadılar. Aybastı için Aybastı tarihinde o günkü şartlarda 19 trilyon küsüre ihale edilmiş bir projeydi. Projeydi, evet. Ama inşallah şu an biz imar planı bitiriyoruz. Bakanlık onayladığında bu mülkiyet sorunlarını hallettiğimizde toplu konut da olur, ferdi olur. O özlediğimiz, arzuladığımız işler 5 yıl gecikmeli olacak. Keşke o yanlış adımlar atılmamış olsaydı. Keşke o şikayetler, farklı şeyler olmamış olsaydı. Bugün Aybastı'da, Perşembe Eylası'nda 12 ay turizm olacaktı. Turistin konaklama yeri olmadıktan sonra turist niye gelecek başkanım? Yani gelmez. Konaklama gelmez, şart. Çünkü Aybastı, Perşembe... Zaten uzak. Aybastı, Perşembe Eylası'nız Ordu merkezden yaklaşık 110 kilometre. Evet. Sahilden 70 kilometre. İnsanlar günübirlik gittiğinde, tekrar geri geldiğinde zaten yoruluyor. Yoruluyor. Oraya geldiğinde konaklaması gerekiyor ama biz bunu çok az da olsa kısmen kent ormanında şu an imkanlar dahilinde karşılamaya çalışıyoruz. Bunlar yeterli değil. Biz önümüzdeki dönem Perşembe Eylası'nı çok farklı bir hale getireceğiz inşallah. En önemli konu da konaklama. Bunu mutlaka çözmemiz gerekiyor. Yani gündelikli de en az haftalıklı gelmesi gerek. Evet. Bir ay kalacak, haftalık kalacak. Evet, Arap turistleri gelecekler orası, evet. Çünkü gerçekten çok bakire. Turizme, ben her zaman söylüyorum, turizme açılan iki tane havza. Birisi, evet, Ordu, Aybastı havzası, birisi de Çambaşı havzası. Şimdi bizim yaylamızın özelliği şu, Çambaşı da güzel yayla. Ya mutlaka. Ama mutlaka, bizdeki evet. O düz arazi, o dünyaca ünlü Kümbet Menderesleri'ni süsleyen Çiseli Şelalesi ve orada bir tarih yaşanmış 6000 şehitliğimiz ve 9 asırdır orada yapılan bir şenlik, 15-20 ilçenin ortak yaylası, 4 ilin ortak yaylası. Biz sadece Aybastı olarak kullanmıyoruz. Perşembe Eylası'na yazın gittiğinizde 52 plaka kadar 60 plaka var. 60 plaka var. Eşade'nin, evet. Niksar'ın, Bahçiftli'nin herhangi bir ilçesinden tatile gelen insanlar mutlaka Perşembe Eylası'na çıkar. Mutlaka Perşembe Eylası'na çıkar. Perşembe Eylası'nda güzel şeyler oldu ama bunlar yeterli değil. İnşallah imar planı bittiğinde gerçekten 5 yıl sonra Aybastı'nı da Perşembe Eylası'nda kaderi değişecek. Değişmiş i̇nşallah, olarak göreceğiz. İnşallah. Peki sevgili başkanım. Şimdi sizin tabii bunlar mütevazi kişiliğiniz dolayısıyla öyle
kabataslak geçtik. Evet. İncelere inseydik epey uzun sürerdi. Ama elbette ki gelecekte projeleriniz var. Daha önemli çalışmalarınız var. Ben de uzaktan demin resimlerini görürken orada belediye sarayını gördüğümde çok sevindim. Çünkü orada bir ceza da yemiştim ya, bende de var biraz kuyruk acısı. Evet. Bu meseleler benim işime yaramamıştı. Trafik cezası yemiştim orada da. Evet, böyle alanıyla, çevresiyle iyi bir belediye binasına ihtiyacınız var diyelim. Ve neler yapacağız? Tabii oradan başlayalım. Nereden başlıyorsanız oradan başlayalım. Şimdi sevgili hemşehrilerim, Allah nasip eder. Sizlerin oylarıyla, dualarıyla 30 Mart akşamı tekrar belediye başkanı olacağımızdan %100 eminiz. Bundan en az hiç şüphem yok. İyi bir ekip kurduk. Tecrübeli bir ekibimiz var. Kadrolu, çok böyle tecrübeli bir kadromuz var. Yaşlı genç ama tecrübeli bir ilçe başkanımız, gençlik kolları başkanımız. Aybası'da gerçekten iyi bir kadro oluşturduk. Bu kadronun işbirliği neticesinde inşallah büyükşehrimizle de birlikte, Enver Yılmaz Bey'le beraber, milletvekillerimizle beraber, el ele gönül gönüle vererek Aybası'nın kaderini değiştirecek projelerimiz var. Hedeflerimiz var. Bunlar bir, şu an 10 mahalleydik. Beldeler ve köylerimiz birleşerek 21 mahalle olduk. Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte yaptığımız görüşmeler sonucunda Aybastı'ya sıcak asfalt şantiyesi kurulup çok iyi. Aybastı'mızın tüm köy ve belde yollarımızın, mahalle yollarımızın tamamı ana yollar asfalt olacak. Ara yolları beton yapacağız inşallah. 5 yıl sonra Aybastı'da tüm mahallelerin çamur problemi bitmiş, her taraf sıcak asfalt, beton asfalt olacak. Biz şu an 10 mahallemizin çöpünü alıyoruz. Ama göreve geldiğimizde geri kalan, yeni bize bağlanan 11 mahallemizin de kapı haftada bir kere çöpünü alacağız. Evet, köylerimizde, bazı köylerimizde kanalizasyon problemi var. Şehir merkezimizde var. Bu bir gerçek, sadece Aybastı değil, diğer ilçelerimizde de kanalizasyonlarımızın hepsi dereye, ırmağa akıyor. Biz 2-3 yıl içerisinde büyük şehrimizde işbirliği yaparak tüm köy ve beldelerimizde en uygun yerlere fosfetik çukurları yaparak, oradan da vidanjörlerle alarak, büyük şehrin yapacağı arıtmaya taşıyarak derelerimizi, tepelerimizi eskiden olduğu gibi balık tutulabilir, su içilebilir hale getirmek en büyük hedefimiz. Biz şu an Aybastı'da sağlık alanında problemimiz var. Bunu kabul ediyoruz. Hastanemizde problemlerimiz var, yetersiz. Doktor alanında, uzman alanında gerçekten sıkıntımız var. Ama inşallah şu an yer sorunlarımız halledilmek üzere bu sene program alınıp 2015 yılında ihalesi yapılıp öncelikle Aybastı Devlet Hastanesi'nin bina olarak probleminin halledilmesini söz veriyoruz hedeflerimiz arasında. Yeni bir hastane olur bu. Mevcudun ilavesi olur. Bu en kısa zamanda belirlenecek, teknik elemanlar bu konuda çalışmalarını devam ettiriyor. Biz Aybastı tarihinde en büyük proje olan ve bugün de bunun ihale ettirmesinin onurunu, gururunu tadarken çevre yolundan bahsediyorum. Çevre yolumuzu ihale sürecinde bitirmek en büyük hayalimizdir, hedefimizdir. Çünkü çevre yolu bittiğinde orada bir Aybastı doğacak. Güzergahda belli. Belli. Şu an belli. Kamulaştırma çalışmaları başladı şu an. Bittiğinde orada bir Aybastı doğacak. Yeni bir şehir doğacak. Aybastı'nın kaderini değiştirecek. İnşallah. Bunu bitirmek, ihale sürecinde takibini yapmak hedefimizdir. Yine kamulaştırmasını bitirdiğimiz, şu sanayi dükkanları da Aybastı'dan çıksa diye düşündüğümüz, hayal ettiğimiz sanayi sitesi dükkanlarımızı 2014'te ihale ettirmek, 2015'in sonunda taşımak hedefimizdir. En büyük gayemizdir. Buna Aybastı'da hemşehrilerimize söz veriyoruz. Hocam, yeni hizmet binasından bahsettiniz. Biz ihaleyi yaptırdık. Şunu bir kere daha samimi olarak söylüyorum. 18 aydır Büyükşehir Yasası içerisinde nüfusu 50 bin altında olan belediyelerin İller Bankası payı %25 düşürülmüştür. %40 zaten borçlarımıza kesiliyor idi. Biz 1,5 yıldır gelen paramız maaşımıza, akaryakıtımıza zor yetmiştir. Biz eğer belediye binasına başlayamadıysak sebebi budur. Başka bir sebebi yoktur. Ama Nisan ayından itibaren inşallah harfiyatını alıp
temelini atacağız. Çünkü ihalesini yaptık. İhalesini yaptık. Büyükşehir'in avantajları da olacak. Evet. Otogar bitecek, hizmete geçecek. Biz her köye şu an 4 tane önlerini yaptık ama diğer yeni bize bağlanan Köylük'te mahalle olan yerlerdeki birleştirilmiş ama kapatılmış sınıflı okullarımız var. Bunları onararak çevre düzenlemesini yaparak o bölgemizin, o köyümüzün, o mahallemizin hizmetine çok amaçlı salonların haline getireceğiz. Hatta birkaç tane yapmıştınız. 4 tane yaptık. Evet. 4 tane yaptık. Hanımlar lokalimiz 2 tane yetersiz, ciddi anlamda talep var. 2 tane daha Reşade Caddesi'ne, Perşembe Caddesi'ne hanımlar lokal açacağız. Büyükşehirimizle beraber gençlerimiz ve Ay Baslılar Fas'tan geçerken ben Hüseyin Anlayan Başkanıma teşekkür ediyorum. Fas'a ve bölgeye büyük bir tesis kazandırdı. Spor kompleksi. Bizim de Aybastı ile alakalı Büyükşehir'le birlikte böyle bir hayalimiz var. İnşallah birkaç yıl içerisinde hamamı, saunası, fitness salonu, yüzme havuzu olan, kafeteryaları olan, lokantası olan bir tesis yapmak vaadimizdir. Çünkü bu Büyükşehir'in vaadi, birlikte inşallah yapacağız. Büyükşehir'imizin Aybastı'ya kapalı spor salonu, kapalı yüzme havuzu vaadi vardır. Sığınma evi vaadi vardır. Yaşlılar huzur evi vaadi vardır. Biz Perşembe Yaylası. Perşembe Yaylası bizim geleceğimiz dedik. Göreceksiniz Perşembe Yaylası'nın bu seneden itibaren festivallerimiz daha görkemli, daha ihtişamlı olacak. Şu an 2 tane festival yapıyoruz. 1 7 gün 7 gece Perşembe Yaylası festivalimiz. 2 sekteye uğrayan ama bu sene bizim irademizle olan cips şenliğimiz. Bu devam edecek ikisi de. Ama bunun dışında biz kışın Perşembe Yaylası'nda bundan sonra etkinlik yapmayı düşünüyoruz. Kar festivali. Bunun içerisinde karda güreş olur. Kayak başkanım, olabilir. Ne olur orada bir nokta koyayım Allah rızası için. Bu sene karda güreş dedin ya, kar üstü güreşleri. İsmini de koymuştuk. Kar kucak güreşleri. Evet. Eğer Karadeniz bölgesinin bütün insanları oraya akmasa ben ayarlayayım. Hatta o kadar ucuza gelecekti ki arkadaşlarımız. Evet. Kırkpınar'da güreşmiş tüm. Gerçi Recep Karay'la görüşmemiştik ama mesela Salih Pehlivan. Hı. Hocam ne demek emrin olur dedi. Benim sadece masrafımı ver geliyorum dedi. Ama maalesef engellendi. Ne olur Allah kısmet ederse şunu gerçekleştirelim. Şimdi hocam tabii bazı şeyler ekonomik imkanlarla olan evet. şeyler. Biz inşallah bizim 2014 1 Nisan'dan itibaren ekonomik sorunlarımız en aza iniyor. İnşallah. Burada ekranları başındaki tüm izleyicilerimize, tüm belediye başkan adaylarımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız Enver Bey her gittiği yerde söylüyor. Büyükşehir Ordu'ya yapılan Cumhuriyet tarihinde en büyük hizmettir. Orada yapılan çevre yolu en büyük yatırım değildir. Orada yapılan havaalanı evet. en büyük yatırım değildir. Ordu genelinde yapılan yaklaşık 45 kilometre tünellerin toplamı orada yapılan en büyük yatırım değildir. Ordu'ya yapılan en büyük yatırım Büyükşehir'dir. Büyükşehir'in yapılmasında emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Aynen. Çünkü bizi tabiri caizse bir festival yapıyoruz, İstanbul'da para topluyoruz. Bunlardan kurtulacağız. Daha dik duracağız. Yani. Daha dik duracağız. O yüzden şu an 72 belediye, özel idareye bir yılda gelen para 193 trilyon. Büyükşehir olduğumuzda ekstra 2 trilyon daha fazla para gelecek. Bu kaynaktan Aybastı'ya düşen yıllık 7-8 trilyon fazla paradır. Bu hizmete dönüştüğünde 5 yıla 35-40 trilyon para demektir. Bu da doğru ellerde, düzgün ellerde, hedefi olan insanlarda, ihlaslı, samimi insanlar elinde bu para değerlendirilirse, hizmete dönüşürse, siz düşünün Aybastı'nın geleceğini veyahut da Korgan'ın, Kumru'nun, Gölköy'ün, Mesuliye'nin fark etmiyor. Yani Büyükşehir'in yapılması Ordu'ya yapılan en büyük yatırımdır. Tekrar emeğe geçenlere tüm ordular adına canı gölden teşekkür ediyorum. Evet, biz Aybastı ile alakalı gerçekten nedir mesela bir kültür parkı düşünüyoruz. Aybastı'da geçen Karamanlı Irmağı, Küçük Yaha, kimisi işte Aybastı Çayı var şu an. Irmağın şu an Küçük Yaha Köprüsü'nden, Karamanlı'nın altından İncik denilen mevkiye kadar yol bitti gibi. Devlet su işlerimiz selden sonra iş makinesi verdi.
Ben Karamanlı Mahallesi muhtarıma şu an emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Burada nostalji Aybastı'nın en eski yolu vardı. Şu an eski yol canlandı. Biz bu Karamanlı Irmağı kenarına ve karşıya da geçecek küçük yaka tarafa da geçecek şekilde asma köprüler yaparak ırmağın iki kenarında kültür ve suyla alakalı suyu da değerlendirerek mesire alanı, park, spor, basket, voleybol, yürüyüş alanları olabilecek bir park yapmayı vaat ediyoruz. Biz şu an kent ormanımızın bitişinde Orman Genel Müdürlüğü'nden tahsisini istedik. 110 dönüm yer. Sonlanmak üzere Ordu Valimiz Sayın Kenan Çiftçi Bey'in de buraya alakalı ciddi hedefleri var. Konaklamayla alakalı. Biraz prosedür uzadı. İnşallah en kısa sürede tahsisini sağladığımızda yaklaşık 20-25 tane bungalov ev, aynı zamanda restoran, diğer sosyal tesisler yapılacak. Kent ormanının Sıraç Yaylası'na bakan tarafta. Şu an işin altyapısının %70'i, %80'i bitti. Biz Perşembe Yaylası merkezde mevcut göletimizin etrafında yürüyüş alanları, gezi alanları, ışıklandırmalar, oradaki belediyenin şu an restoranı olan uçamlı peyzajını yaparak bir iki sene içerisinde tüm Perşembe Yaylası'na gelen ve orada ikamet eden hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Biz Perşembe Yaylası'nda kar festivali dedik. Cip festivali dedik. Evet. Normal festivalimiz dedik. Ama orada şehitlerimiz var. 6000 şehidimiz. Yıllardır sağ olsunlar hocalarımız, muhterem hocalarımız orada sohbetler yapıyor. Şehitlerimizi anma, yad ediyorlar. Ama biz çok vatandaşın haberi yok değil mi? Şu an 4-5 bin insan katılıyor. Katılıyor. Biz 2 yıl, 3 yıldır Aybastı Belediyesi olarak hep yanlarında olduk. Bundan sonra daha güzel olması için tüm sorumluluğu, maddi ve manevi tüm sorumluluğu biz alacağız. Tüm misafirlerimiz orada biz alalım. Dünyaya duyuralım sevgili başkanım. Evet. Ben yanınızdayım. Canlı verelim onları. İnşallah. Gerçekten söylüyorum. Dünyaya duyuralım. İnşallah. Bu da Haziran'ın sonu olacak inşallah bu i̇nşallah. Sene. İnşallah. Haziran sonu gibi. Orada geliniyor. Tüm şehitlerimize fatihalar, Kur'an tilavetleri, diğer güzel şeyler, sohbetler gayet güzel. Aybastı'dan, Korgan'dan, Kumru'dan, Fas'tan, Tokat'ın ilçelerinden büyük bir sanki bölgenin bir bayramı gibi manevi bir atmosfer içerisinde çok güzel etkinlikler yapılıyor. Biz her zaman yanında olduk. Olmaya da devam edeceğiz inşallah. Evet, sevgili hemşehrilerim, biz önümüzdeki 5 yıl içerisinde şu an Aybastı Meslek Yüksek Okulu ile alakalı belli bir noktaya getirdik çalışmalarımızı. İnşallah bina teminini de yaptığımızda önümüzdeki 1-2 sene içerisinde bunu Ordu Üniversitesi ile de görüşerek, siyasilerimizle görüşerek, benim bu teklifim sadece Aybastı'ya değil, eğer üst kesimlerde, ilçelerde göçü önlemek istiyorsak, sahilde yoğunlaşmayı önlemek istiyorsak, Gölköy'de, Aybastı'da, Korgan'da, Kumru'da, Akkuş'ta meslek yüksek okulları açılmak zorunda. Buradaki esnafımızın, insanlarımızın gurbete gitmemesini önlemek için kesinlikle yukarı kesimlerde orasını beslemek lazım. Beslemek lazım. Yoksa yukarıda insan kalmıyor. Nüfus kalmıyor. Yani o yüzden ben buradan tüm yetkililere sesleniyorum. Ordu Üniversitesi, Ordu'da yapılanmasını %99 tamamlamıştır. Doğru. Ünye'de fakülte var, Fas'ta var. Artık sıra bize geldi. Yetkililer duysun. Bizim bu taraflarımızı lütfen dikkate alsın. Biz Aybastı Meslek Yüksek Okulu açılması için ne gerekiyorsa bundan sonra ekibimizle beraber mücadele edeceğiz. Aybastı'nın tanıtımıyla alakalı. Siz ne kadar güzel olursanız olun, ne kadar güzel doğanız olursa olsun, ne kadar güzel güreşi yaparsanız yapın, ne kadar güzel cip şenliğini yaparsanız yapın, medyada, görsel medyada, yazılı medyada kendinizi tanıtamazsanız kendi kendinize oynar, kendi kendinize gülersiniz. 1,5 aydır Aybastı'nın tanıtımını koyuyorum. Evet. Her gün. Ben size çok teşekkür ediyorum hocam. Evet. Biz Aybastı'nın tanıtımı için her türlü yazılı, görsel medyada, fuarlara, biz 4 senedir Ankara, İstanbul'daki fuarlara gidiyoruz. Yine gideceğiz Aybastı'nın tanıtımı için. Bizim en büyük bir hayalimiz de gurbetçi bir ilçeyiz. Şu an bunu %80-90 başardık. %20'lik kısmı da başarır isek biz o konuda hedefimize varmış olacağız. İstanbul'da 45 bin, Ankara'da 10 bin, Bursa'da 3 bin, yurt dışında 45-50 bin, Türkiye'nin
Aybastı dışında diğer 81 vilayetinde yaklaşık 150 bin Aybastılı yaşıyor. Evet. Biz Aybastı Belediye Başkanı ve Başkanlığı olarak biz veya herhangi bir arkadaşımız nerede bir Aybastılı var, nerede bir ordulu var, ordu olduk, olmaya da devam edeceğiz. Gönül köprülerimizi güçlendirerek gönül bağlarımızı, gurbette yaşayan hemşehrilerimizin bir kere senede de olsa, bir kere de olsa senede Aybastı'ya getirmek, gelmesini sağlamak en büyük hedefimizdir. Çünkü bir kere geldiğinde 100 bin insan gelmiş olacak. Aybastı'ya bırakacağı parayı siz düşünün. İki, ilişkisini kesmemesi lazım. Şu anki nesil keserse arkadan gelen nesil hiç tanımayacaktır. Hiç tanımayacak. Bizim amacımız kendisi gelirken çocuk nağda getirip Aybastı'yı, orduyu. Benim bu sözüm sadece Aybastılara değil. Gölköylülere, Mesudiyelere, Korganlara. Gelin Aybastı'ya sahip çıkın, Korganınıza sahip çıkın. Elhamdülillah eskiden İstanbul'da sayılı zengin vardı Aybastılı. Ama bugün binlerce zengin var. Binlerce zengin. Binlerce zengin var. Binlerce gölköylü zengin, Kabadaş'ta Aybastılı. O yüzden tatillerini Aybastı'da, Kabadaş'ta, diğer ilçelerde yapmalarını istiyoruz. Ama büyük şehir zaten göçü bir iki sene içerisinde tersine döndürecektir. Aybastı'da herhangi bir mahallemizin yolu sıcak asfalt olursa, çöpe alınırsa, musluğundan geldiğinde temiz su akarsa zaten cennet gibi yer. Hemşehrimiz mutlaka gelecektir. Bizim bu samimi gayretimiz neticesinde tabii büyük şehir olmanın da etkisi var. Şu an Aybastı genelinde 1000 tane inşaat devam ediyor. Köylerde, mahallelerde 1000 tane. Bunun yarısı bizim samimi gayretimiz sonucunda olmuştur. Gurbetteki insanları hiçbir zaman yalnız bırakmadık. Bırakmayacağız da. Ben gurbette yaşayan tüm hemşehrilerimize gerçekten tekrar teşekkür ediyorum. Çünkü onlar da size çok artık Aybastı onları bekliyor. İş adamlarımıza sesleniyorum. Artık Aybastı'ya yatırım yapma zamanıdır. Aybastı'ya yatırım yapma zamanıdır. Birleşelim. Bize düşen, Aybastı Belediyesi'ne düşen altyapı, araç, gereç, yer bulma, yer tahsisi, imarla alakalı ne gerekiyorsa hazırız. Aybastı'da yapılabilecek işler, şişeleme, su şişeleme. Evet. Su kaynaklarımız var. Bunlar olabilir. Hayvancılıkla geçinen bir ilçeyiz. Şu an iki tane süt işleme peynir fabrikalarımız var. Onlara canı gönülden teşekkür ediyorum. Aybastı'da zor şartlar altında cesaretlerini ortaya koyarak iki tane peynir fabrikası var. Ve gayet de güzel çalışıyor. Bunun yanında hayvancılıkla geçinen bir ilçe olduğumuz için sucuk, salam, sosis üzerine et ürünleri üzerine bir fabrika olabilir. Turizm işletmeleri olabilir. Biz İstanbul, Ankara'da yurt dışındaki hemşehrilerimizi bu konuda Aybastı'ya yatırım yapmaya davet ediyoruz. İki, Aybastı'daki iş adamlarımız, esnaflarımız, lütfen artık birbirimize güvenelim, bir araya girelim. Güçlerimizi birleştirelim, Aybastı'da bir şeyler yapalım beraber. Biz önümüzdeki dönem bir İzzet Gündoğar olarak, Aybastı Belediye Başkanı olarak ben A mahallesine 1 kilometre beton yol yapılacakmış. Bunlarla uğraşmayacağız. Onunla uğraşacak ekip zaten var. Şu an iyi bir kadro kurduk. Bu kadroyla beraber göreceksiniz samimi bir şekilde. Kim ne derse desin. Bizim kadromuz bırak Aybastı'yı orduda en önemli, en donanımlı kadrolardan bir tanesidir. Gönül birliği yaparak Aybastı'da bu saydığımız tüm sorunları 3-4 sene içerisinde bitireceğimizden %100 eminim. %100 eminim. Bu kadar iddialı konuşurken de halkın o desteğini, o teveccühünü görüyoruz. Evet. Az önce ekranda izlediğimiz bizim mahalle toplantılarımız, dün akşam Alacalar'daydık. Alacalar'da bir beldede gece toplantısı yaptığımız insan seli birilerinin Aybastı'da yaptığı mitikten fazlaydı. Bizim seçmeni 300-250 olan mahallelere gidiyoruz, köylere, salonlara sığmıyor insanlar. Ne kadar köyde insan varsa geliyor. Ben hemşehrilerime tekrar teşekkür ediyorum. Gerçekten Allah onlara karşı bizi ve ekibimizi hiçbir zaman mahcup etmesin. Allah yar ve yardımcımız olsun. Biz bu saydıklarımızı inşallah 5 yıl içerisinde yapacağız. Ben hemşehrilerimden şunu istiyorum. Sevgili hemşehrilerim, 5 yıldır hizmet ettik. Sizleri asla yanıltmadık, mahcup edecek,
başımızı eğik düşürecek asla bir şey yapmadık. Evet. Onurumuzla, gururumuzla, samimiyetimizle işler yaptık. Hizmet ettik. Tekrar sizlerden bir 5 yıl daha istiyoruz. Bize bir 5 yıl vereceğinizden eminim. Aybası'da, AK Parti'nin dışında diğer aday arkadaşlara da başarılar diliyorum. Hepsi bizim arkadaşımız. Hepsi onlara gönül veren. Bir Nisan'da hep dostuz. Onların listesinde yer alan. Akrabamız var, dostumuz var, arkadaşımız var, komşumuz var. Bu seçimler gelip geçici. Aynen. Ama 1 Nisan'dan sonra 31 Mart sabahından itibaren yine Aybası'nın sokaklarında beraber yürüyeceğiz. Cenazemizde beraber üzüleceğiz. Düğünümüzde beraber sevineceğiz. O yüzden bir yerlere gelmek için birbirimizi kırmanın kimseye faydası yok. Lütfen herkesten ricam samimi bir şekilde ne yapacaklarımızı ortaya koyalım. Yaptıklarımızı ortaya koyalım. Hedeflerimizi koyalım. Biz değil Aybastı kazansın. Aybastılı kazansın. Ordu kazansın. Ülkemiz kazansın. Ben o arkadaşlara tekrar başarılar diliyorum. İnşallah 30 Mart'a kadar ve 30 Mart'ın akşamına kadar kazasız belasız orduya, Aybastı'ya yakışır bir seçim olmasını temenni ediyorum. Evet. Bizi ekranları başında izleyen tüm hemşehrilerimize tekrar teşekkür ediyorum. Biz tüm hemşehrilerimizle her gittiğimiz yerde şunu diyoruz. Biz artık Aybastı'nın temel problemleri için Ankara'ya gitmekten kurtulduk. Tüm sorunlarımızı, büyük problemlerimizi büyük şehir vasıtasıyla çözeceğiz. Yerelde çözüyoruz inşallah. Evet. Yerelde çözüyoruz. Ama Aybastı'da ben AK Parti belediye olmuşum. Büyük şehri olamazsam bu işin bir anlamı yok. Bize oy veren herkesten bizi izleyen tüm hemşehrilerimizden bir, ilçe belediye başkanlığına oy istiyoruz. Lütfen. İki, belediye meclis üyeliğine oy istiyoruz. Üç, bize oy veren herkesten daha fazlasını büyükşehir istiyoruz. Büyükşehir bizim olmazsa olmazımızdır. Biz de artık Ankara'dan su problemi, yol problemi, hastane problemi, diğer problemler için Ankara'ya gitmeyeceğiz. Ordu'ya geleceğiz. Enver Yılmaz'ın kapısına geleceğiz. Mecliste beraber çalışacağız. Ben biliyorum ki Aybas ilçemiz 19 ilçemizde birinci olarak çıkacağız. Bundan %100 eminim. Amaç en yüksek oyla çıkalım. En yüksek oyla çıkalım. Orduya güçlü gelelim. Başbakanımıza karşı güçlü olalım. Başbakan pazartesi mi geliyor? Pazartesi geliyor. Evet. Yarın Aybas'ta mitingimiz var. 11:20'de. Tüm hemşehrilerimizi Aybastı Meydanı'nda AK Parti'nin sevgi şölenine, kardeşlik şölenine, birlik şölenine davet ediyoruz. Herkesi bekliyoruz. Pazartesi gün 4'te Ordu Merkezi'nde Sayın Başbakanımız, dünya liderimiz, her şeyimiz, Başbakanımız Ordu'ya geliyor. Sadece Aybastı'da değil, 19 ilçede bizi izleyen, diğer ilçelerde, komşularda izleyen tüm hemşehrilerimizi Ordu'ya bekliyoruz. Özellikle Aybastı'da gelmek isteyen herkesi getireceğiz. İnşallah. Gelmek isteyen herkesi getireceğiz. Herkesi Ordu'da, yarın da Aybastı'da görmek istiyoruz. Aybastı'da değişik düşünce insanlar olabilir. MHP'li, CHP'li, diğer partili. Sevgili hemşehrilerim, 5 yıldır görev yaptım. Hiçbir kimseyi ayırt etmedim. Ne CHP'li, ne MHP'li, ne AK Partili, ne bana oy veren vermeyen ayırt etmedim. Bunun en büyük örneği de bu sene festivaldir. Bize mahkemede rüşvet yedi diyen insanlara dahi çiçekle karşılayabilecek kadar olgun, seviyeli, hoşgörülü bir yönetim tarzı sergiledim. Ve bunu da devam ettireceğiz. 5 yıldır hiçbir kimse diyemez ki İzzet Gündoğar bize farklı davrandı. Partizanlık yaptı diyemez. Gözümün gördüğü, elimin ulaştığı, kulağımın duyduğu her yerde adil, eşit olmaya çalıştım. Bundan sonra da aynı şekilde olmaya İnşallah devam edeceğiz. Ey MHP'li kardeşlerim, ey CHP'li kardeşlerim, oylarımızı israf etmeyelim. Biz seçimi alıyoruz. Gelin Aybastı'nın kaderini birlikte değiştirelim. Çocuklarımızın geleceği için, kendi geleceğimiz için, biz Aybastı'yı, Ordu'yu geçmişten değil, gelecekten emanet aldık. Çocuklarımıza, yavrularımıza en iyi bir gelecek bırakmak için 30 Mart akşamı Aybastı'da birleşelim. Gönülleri birleştirelim. O yüzden
biz 30 Mart'tan sonra görevimize devam edeceğiz. Diğer arkadaşlarımız da maalesef, onlar adına üzülüyorum, İnşallah onlar da normal hayatlarına devam edecekler. Tabii, hayat devam edecek. Hayat devam edecek. O yüzden ben kendi bizim sevenlerimize, AK Partili kardeşlerimize, diğer Aybastı'ya yakışır, kavgasız, gürültüsüz, huzur içerisinde, barış içerisinde bir seçim yapalım diyorum. Zaten bu zamana kadar çok şükür Aybastı'da 45 günlük bir seçim süreci devam ediyor. Tüm partiler dostane, kardeşane, sevgili bir şekilde gidiyor. Gideceğinden inşallah bu şekilde tamamlayacağız. Ben sonuç itibariyle, sonuç itibariyle 5 yılda yaptıklarımız, önümüzdeki 5 yıl için yapacağımız, diyeceğimiz işlerin garantisi ve teminatıdır. Biz 5 yılda yaptıklarımız, inan belki 15-20 yılda, 30 yılda yapılamayacak şeyleri yaptık. Biz bu dönem Aybastığımızın su problemini, çöp problemini, yol problemini, diğer birçok sosyal ihtiyaçları karşıladık. Ama önümüzdeki dönem 2014-2009 Aybastı'nın sağlık problemi kalmayacak. Eğitim alanında problem kalmayacak. Yeni mahallelerimizde yol problemi, su problemi kalmayacak. Çöp problemi kalmayacak, kanalizasyon problemi kalmayacak. İstihdama yönelik çalışmalarımız olacak. Perşembe yaylamızın imarı bitmiş, güzel bir yayla olmuş. Aybastı'mızın çevre yolu bitmiş, otogarı bitmiş, sanayisi bitmiş, hastanesi bitmiş, yüksekokulu bitmiş. Her köyde bir mahalle, her köy ve mahallede bir çocuk parkı, kültür parkı, kapalı yüzme havuzu, sosyal tesisler. Tabiri caizse herkesin gurur duyabileceği, her Aybastı'nın özlediği bir Aybastı yapmayı vaat ediyoruz. İyi ki Aybastı'da doğdum, iyi ki Aybastı'da eğitim görüyorum, iyi ki Aybastı'ya memur işçi olarak gelmişim, iyi ki tatilimi Aybastı'da geçiriyorum diyebilecek bir Aybastı yapmayı vaat ediyoruz. 5 yılda yaptığımız işler, bu yapacağımız işlerin bir işaretidir, ispatıdır. Bu yüzden Aybastı'mızın %100 tüm oylarına talibiz. Oylarımızı israf etmeyelim. Ben tekrar bizi gecenin bu saatinde izleyen tüm izleyicilerimize, Avrupa'da, İstanbul'da, Ankara'da, Bursa'da, İzmir'de, Tokat'ta, Niksar'da, Amasya'da, Samsun'da, Ordu'da, ülkemizin en ücra köşesinde bizi izleyen tüm izleyicilerimize şahsım, ilçem ve teşkilatım adına saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Bu seçimin ilçemize, ilimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Çıktığımız bu yolda Yüce Mevlam birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Yüce Mevlam yar ve yardımcımız olsun diyorum. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum hocam. Başkanım çok teşekkür ederim. Ağzına diline sağlık. Evet, ben girerken de söyledim ama daha çok fazla bir şey söylemeyeyim. Derler ki İzzet Gündoğar'ı neye bu kadar methediyorsun demesinler diye. Ancak bir dörtlük okumak istiyorum. Ama tabii önümüze bakmadan konuştuğumuz için bir iki şeyi unutmuşum. Yani projelerimizle onu söyleyeyim. Lütfen. Yani, müsaade ederseniz. Tabii. Sevgili hemşehrilerim, geçen dönem yapamadığımız, vaadimiz olan toplu konutla alakalı inşallah bu seçimden sonra hemen ön tarafları toplayıp Aybastı'da bir toplu konut çalışmasını başlatacağız. İnşallah. Göreceksiniz ki 2-3 sene içerisinde Aybastı'da 250-300 daire bitmiş, bir yeni şehirle şehirleşme başlamış ve bitmiş olacak. Yine Aybastı'da herkesimin ya şu Hükümet Caddesi'nden Sağlık Caddesi'ni bir görsek dediği, Hacı Emin'lerin ailesine ait olarak bildiğimiz bir bina var. Bu binayı o ailemizin insanlarıyla karşılıklı saygı sevgi içerisinde çözerek, kamulaştırarak Hükümet Caddesi ile Sağlık Caddesi'ni birleştirmeyi, Aybastı'mızın da trafik sorununu büyük ölçüde rahatlatmayı düşünüyoruz. Yine Aybastı'mızda trafik problemi var. Park sorunu var. Bununla alakalı çalışmalar yapacağız. En aza indirmek için zaten bir çevre yolu, 2 otogar, 3 sanayi sitesinin Aybastı'dan çıktığı zaman bu %60-70 rahatlayacaktır. Ama yine açık otoparklar veyahut da katlı otopark
biz birileri gibi 5 katlı, 6 katlı otopark hayal etmiyoruz. Yok böyle bir şey. Aybars'ın şartlarına aykırı. Bizde en fazla 1 kat, 2 kat ve daha çok otoparklar İstanbul'da olabilir. İstanbul'da bile yok. Ordu'da bile evet. yok. Evet. Kısacası şu. Biz yaşım 46. 25 yıllık belediyecilik birikimle, ekibimizle beraber Aybastı'ya sevdalıyız. Onun için tekrar aday olduk. Tekrar hizmet etmek istiyoruz. Aybastı'mızın beklentilerine cevap vermek için göreve talibiz. Verdiğiniz, vereceğiniz her türlü desteğe, katkıya, duaya, aksakallı dedelerime, aksaçlı ninelerime, bacılarıma, kardeşlerime, herkese teşekkür ediyorum. İnşallah Aybastı'mız için hayırlı bir seçim olacak. Tekrar herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Evet, çok teşekkür ediyorum. Unuttuğunuz bir şey varsa, hani dükkan sizin diyorlar ya. Evet. Teşekkür ederim, sağ olacağım. Şimdi dörtlük şu sevgili seyircilerimiz. Ben biraz atasözlerine çok fazla takılıyorum da, kurnaz olan dilediğini baştan çıkarır. Kötü patron doğru söyleyeni işten çıkarır. Evet. Param yok, işim yok diye ona buna el açıp durma. Yiğit olan ekmeğini taştan çıkarır. Evet. Evet. İzzet Gündoğar kardeşim de o yiğitliğiyle Aybastı'ya 5 yılda getireceği hizmetlerin kendisinin ifadesiyle 5 yılda getireceklerinin teminatıdır. Ben de bir Mehmet Erişli olarak, şahsım olarak her zaman yanında oldum. Çünkü hep haklıydı. Yanında olmaya da devam edeceğim. Kendisine başarılar diliyorum. Diğer aday kardeşlerimize başarılar diliyorum. Evet. Güzel, tatlı, insanca, adamca bir seçim olması dileklerimle. Herkese hayırlı akşamlar demeden önce benim Aybastı'ya gittiğimde çok ağrımı kim çekiyor? Ahmet çekiyor karnımı. Bir de Alparslan çekiyor. İkisine de teşekkür ediyorum. Çünkü sıkıştığımda, size ulaşamadığımda, birilerine ulaşamadığımda ya da Aybastı'da herhangi bir işim var ya Alparslan'ı arıyorum ya da Ahmet'i arıyorum. Çünkü bunların telefonu var. Allah razı olsun. Onlar da pat diye bana dönüyorlar. İşlerimi görüyorlar. Ne işimiz varsa işte ne işimiz olur ki. Kendilerine teşekkür ediyorum. Ahmet epey yorulmuş ama 1 Nisan itibariyle adama bir 15 gün izin ver. 70 canın artık. İnşallah. 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 Efendim hoşça kalın. En güzel geceler sizlerin olsun.